gelişmesi var Fikret abi. Birazdan konuşacağız. Saadet Partisi kaynaklarından resmi yazıya ulaşılmış. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Birol Aydın olmuş. İstanbul adayları artık netleşti. Zafer Partisi'nin Azmi Karamahmutoğlu. Bağımsız aday var. Taylan Yıldız açıkladı yine adaylığını. İYİ Parti'nin adayı Burak Avuncu. Bunu da konuşacağız zaten. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Sayın İmamoğlu. Demokrat Parti'nin adayı da eli kulağında. Eli kulağında. Tanıdık tamam. Bir isim. Birazdan geçeceğiz. Sadece eksik bırakmayalım. Ne demiştim Fikret abi? Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bütün bu politikalar konusunda, faiz politikaları konusundaki 180 derece dönüşler, bu enflasyondaki artış, yaşadığımız bu yoksulluk ve seçim sonrası bizi bekleyen daha da kara tablo. Bütün bunlar seçmeni ne kadar ilgilendiriyor, seçim sonuçlarına ne kadar yansır, dönüp dolaşıp yine buraya geliyoruz. Ne dersiniz? Evet tabii, şimdi İbrahim güzel örnekler verdi. Sayın Erdoğan'ın başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak söylediklerinin tam tersini söylediğine çok tanık olduk. Yani ekonomi alanında da buna tanık olduk. Siyaset alanında da buna tanık olduk. Böyle bir siyaset tarzı var. Ve bu 180 derece söylem ve tutum değişikliği seçmeni pek etkilemiş gibi görünmüyor sandıktan çıkan sonuçlara bakarsak. Her görüşünü de Sayın Erdoğan kendi taraftarlarına kabul ettirmiş oluyor. Şimdi faiz konusunda da böyle. Şimdi siz bir serbest ekonomi düzeni içindeyseniz ve serbest ekonomiyi savunuyorsanız, ekonominin bilimsel olarak ekonominin taşıdığı gerekleri yerine getirmeniz gerekir. Ekonominin de kendine göre kuralları var. Yani bunları inanca dayanarak yok saymak mümkün olmaz. Ekonominin kuralları işler. Şimdi faize inanç olarak karşı olabilirsiniz. Ama serbest piyasa ekonomisinde bir düzeni savunuyorsanız, o düzende faiz doğal faktörlerden biridir. Şimdi bugün faizi %45 olarak artırdı, oraya çıkarttı Merkez Bankası. Aslında bu çok çok geç kalmış bir karardır. Bunu 2020'lerde yapması gerekiyordu iktidarın, ki yapıyordu. Ben yanlış hatırlamıyorsam Naci Ağbal Merkez Bankası başkanıyken faizi %19'a kadar çıkarmıştı ama enflasyon da %21-22'ler düzeyindeydi. Enflasyon oranına çok yakındı. Bu doğru bir karardı. Ama bu kararı aldıktan kısa süre sonra Sayın Ağbal görevden ayrıldı, ayrılmak zorunda kaldı. Yerine gelen Merkez Bankası başkanları Sayın Erdoğan talimatıyla faizi kademeli olarak düşürdüler ve enflasyon 30'ları geçmişken %8,5'a kadar düşürdüler faizi ve bunun sonuçları ağır oldu. Ne oldu bunun sonucu? Öncelikle enflasyon fırlayıp gitti faiz düştüğü için. İkincisi dolar, döviz fırladı gitti. Onu da yetişmek mümkün olmadı. Bunların yarattığı yükselmeler sebebiyle ortaya çıkan, enflasyon ve döviz sebebiyle ortaya çıkan ithalat pahalılığını yaşadık. Ara malı bağımlılığı olan bir ülke olarak dışarıdan ithal ettiğimiz mallarla ürettiğimiz ürünlerin fiyatları el yakmaya başladı ve enflasyon hız kesmeden devam etti. Şimdi o tarihlerde eğer enflasyona yakın, enflasyondan veya 1-2 puan fazla bir faiz politikası izlenebilseydi, enflasyon bugün olduğu gibi %100'leri aşmazdı veya TÜİK'in hesaplarına göre %64'e de varmazdı. Çok daha düşük seviyede kontrol edilebilirdi. Şimdi biliyorsunuz paranın iki fonksiyonu var. Bir tanesi satın alma gücü, yani alışverişlerde kullanıyoruz değiş tokuş aracı. İkincisi de parayı, yani malınızı, mülkünüzü, paranızı saklama fonksiyonu var. Tasarruf fonksiyonu var. Şimdi bu yüksek enflasyon altında ve gerçek gerekli faizi vermezseniz paranın her iki fonksiyonu da yavaş yavaş ortadan kalkar. Şimdi piyasaya bakın, Türk parasının değeri çok düştüğü için özellikle büyük şirketlerde sözleşmeler dolar üzerinden yapılıyor, ödemeler dolar üzerinden yapılıyor. Keza hazine garantili işlerde de iktidar hazineden dolar garantisi vererek işleri yürütebiliyor. Türk parasına kimsenin güveni yok. Saklama işine geldiğinizde eğer faizi enflasyonun çok altında tutarsanız, o zaman tasarruf sahibi vatandaşlar da dövize ve altına yönelir, gayrimenkule yönelir. Paralarını öyle korumaya çalışırlar. Türkiye böyle bir süreçten geçti. İktidarın aldığı kararla böyle bir süreçten geçti. Şimdi bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Enflasyon el yakıyor. İnsanlar geçinemiyor. Orta sınıf neredeyse ortadan kayboldu. İyice yoksullaştı. Bu nedenle şimdi doğru kararlar vermeye mecbur kaldı iktidar. Hani nasıl falan unutup
Mehmet Şimşek'i yönetime getirerek yavaş yavaş faizleri yükseltiyor ki tasarruflar dövize gitmesin veya talep artışı olmasın, talebi kontrol edelim, tasarrufu Türk lirasına tutalım ki işte enflasyonda biraz baskılansın diye böyle bir politikaya geçtik. Ama ifade ettiğim gibi çok geç kalındı. Onun için etkisi hemen enflasyon düşmesi şeklinde olmayacaktır. Ayrıca şunu da ekleyerek bitireyim. Evet, faiz enflasyonla mücadelede bir araç olarak kullanılabilir ama tek başına enflasyon düşürmeye yetmez. Onunla beraber birçok ekonomik kararın da birlikte alınması ve uygulanması gerekir. Öyle bir eğilim görmüyoruz. Özellikle tabii seçim öncesinde kesenin ağzını açarak oy toplamaya çalıştığı için iktidar bunu yerel seçimlere kadar da yapacaktır. Ama yerel seçimden sonra böyle bir ekonomi yürütülemeyeceği için ben de İbrahim'e katılıyorum. Daha sıkı bir ekonomi politikasına dönüş olacaktır diye söyleyebilirim Seda. Evet. Peki sizlerin ekonomik boyutuyla ilgili ya da yerel seçimdeki etkisi, seçim sonuçlarına olası etkisiyle ilgili siyasi bakımdan söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki ben şunu ilave edebilirim. Geride kalmış gibi görünüyor. Daha çok şu anda yerel seçim gündemi ve adaylıklar konuşuluyor ama az buz bir şey değildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar bu hafta sadece şu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama sahip çıktı. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz dedi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ekonomiye dair benim de notlarım var. Buyurun, yani tabii işin siyasi boyutu. Evet. Ben ekonomist değilim ama faiz artırımları konuşulurken artık şunu fark ediyorum. Türkiye'de bilimsel gerçekliğe dayanmayan ve atılan adımların yansımasının olmadığı bir atmosferde olduğumuz için faiz artırımının etkisi ne olur sorusunun doğrudan bir cevabı yok. Çünkü artık ekonomi işte bir kişinin iki dudağı arasına tamamen kendi inisiyatifine bağlı ilerlediği için bugün bakıyoruz yine faiz arttırımıyla beraber faiz liginde dünya dördüncüsü olmuşuz. Yani aslında biz bu sıralara başka açılardan girmeyi ister umardık ülkemiz adına. Ama yüksek faizde dünya dördüncüsü olarak yorumlamaya kalkıyoruz. Ekonomi de zamanda atılan adımlar da çok önemlidir. Eğer doğru zamanda doğru adımı atarsanız kurtarıcı olabilirsiniz. Ancak şu anki gibi vaktinde atmadığınız adımları mecburiyetten seçim geldiği için ve ekonomiyi yönetemediğiniz için atmak zorundaysanız aslında tamamen günü kurtarmak, palyatif tedbirler almak, işte seçime kadar bir şekilde ekonomiyi baskılamak ve seçmen tepkisiyle karşılaşmamak için. Tabii şöyle, ben kitabın ortasından konuşmayı seven bir insanım. Belki de avukat olmamın getirdiği bir şey. Bunun hani siyasi etkilerini konuşuyoruz ama şu soruyu doğrudan sormalıyız. Biz ne kadar yoksullaştık? Bunun bize etkisi ne oluyor? Ya da bir NAS inadının bize yaptırımları, sonuçları ne oldu? Çünkü asgari ücrete zam yeni geldi. Tabii maaş hesaplarına yatmadı ama o zamandan bu zamana insanların daha hesabına yatmayan para ne kadar eridi? Ya da sağlık ödemelerine, kiraya, faturalarımıza ne kadar yansıdı? Cebe girmeden eridi. Cebe girmeden erime meselesi. Tabii şöyle bir soru gelecek. Bu böyle devam eder mi? İbrahim Bey detayıyla anlattı bundan sonrasının nasıl olacağını. Hatta devletin kendi programlarında bile Nisan-Mayıs gibi bir pik beklendiği söyleniyor. Böyle bir tabloda bu yoksullaşmanın böyle devam edeceği, kısa vadede ekonomik bir kurtuluş, çıkış tablosunun olmadığı da görünüyor. Aslında şöyle bir şey var. Yani evet, yoksullaşmaya devam edeceğiz ama bunun sebebi belli. Bilimden, gerçeklikten, rasyonel politikalardan uzak bir ekonomi politikası. Bugün öyleydi, yarın böyle. Ya da dün nasıldı, bugün gazla yönetiriz gibi. Tamamen bu gibi fevri ve ani ve ben yaptım oldu mantığıyla ekonomi politikaları bizi ve ülkemizi batırma noktasına getirdi. Erdoğan'a dair ve onun yaptıklarına dair böyle ekonomik cümlelerini alt alta sırala